Peki şimdi Fenerbahçe'ye geçelim o zaman. Bugün e, Milliyet gazetesinde e, ilgi çeken bir haber var, dikkat çeken bir haber var. Ali Koç'un açıklamaları e, diyor ki Ali Koç, e, görüştüğümüz teknik adamlar var ama kimse Türkiye'ye gelmek istemiyor. Şimdi bunu nasıl yorumlamak lazım? Acaba kimse Fenerbahçe'ye mi gelmek istemiyor? Kimse Türkiye ligine mi gelmek istemiyor? Yani buradaki dinamikleri biliyor öğreniyor da bundan dolayı mı gelmek istemiyor onun dışında Ali Koç diyor ki 3 aday var gündemimizde şu anda da ekranda o haber 3 aday var gündemimizde ama genel kurul öncesi açıklamayacağız genel kurul öncesi sadece anlaşmayı yapacağız ve seçimden sonra etik olarak bu ismi açıklayacağız diye Anladığımız kadarıyla anlaşılan bir isim yok Murat Özbozdan doğru mu anlıyorum ben? E doğru. Evet yani o bir acı bir itiraf ya. Yani. mesele Türkiye'ye gelip gelmemesi mesele değil ki. Mesele yönetimin, başkanın Fenerbahçe'ye teknik direktör bulamaması meselesi. Yani bugün ayın 18'i. Lig bitmiş. Emre Belezoğlu ile ilgili açıklama yapılmış. Bundan 15-20 gün önce yollar ayrılmış. Aradan bu kadar zaman geçmiş ama siz kimseyi ikna edememişsiniz. Neden? Çünkü bir planınız yok yine. Planınız yok, programınız yok. Yani meseleyi Türkiye'ye gelmek istemiyor meselesine göre bakmamak lazım. Fenerbahçe'ye gelmek istemiyorsa o ayrı bir şey. E tabii ki baktığı zaman 4, 3 yılda 3-4 tane teknik adam, 2 sportif direktör değişmiş. Şampiyon olamamış. Şampiyon olacak bir hoca arıyor. Yani bu nerede var şampiyon olacak? Çünkü hoca kriteriniz de sizin bir kere. Yani orada Portekiz, Almanya falan dediniz yanılmıyorsa model dediniz de sizin kriteriniz Portekiz, Almanya değil. Sizin kriteriniz e, bu sene gelecek Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak hoca kriteri. Dolayısıyla şampiyonluk yaşamış, şampiyonluklar yaşamış tecrübeli bir teknik adam arıyorsunuz. İyi de aradığınız adam da diyor ki yani bir para istiyor, iyi para istiyor. İki diyor ki bu kadro olmaz yani ben de iyi adamlar istiyorum, transfer istiyorum, bütçe istiyorum, onu istiyorum, bunu istiyorum diyor. Niye faile anlaşamadınız? Niye ikna edemediniz adamı? Adamın isteklerinden dolayı ikna edemediniz. Acaba öyle mi? Şimdi ya hala öyle, da öyle, o Hoca'dan birinin de hala var e, olduğu söyleniyor. Yani şimdi Fenerbahçe'ye hoca getirmek demek, e, ve getireceğiniz hocaya bir kere o getireceğiniz hocaya şunu diyorsunuz. Mutlaka hocam vallahi bak biz Emre Belezoğlu var, bizim efsanemiz. Biz onu yolladık. Niye yolladık? Ben dedim ki risk alamam kardeşim ben seninle. Sen daha yeni teknik direktörsün, Sivas'ta hatalar yaptın, bize şampiyonluğu kaçırttın. Ben böyle onun için yolladım, bana gelecek olan yabancı hoca yani sen diyelim karşımda oturuyor, bizi şampiyon yapacaksın. Senin başka kaçış yolun yok. Ne kadar para veriyorsunuz? Ben de soruyorum yabancı teknik direktör i̇şte. olarak ünlü isimle bahsetmiyoruz yani. Ne kadar veriyoruz? Yani, ya boş şimdi. Yeteniyor. 5 milyon euro. 5 milyon. Gelirim 5 milyon euro. Gelirim bak geldim. 4-5 milyon teknik euro. Bu adamlar peki paraya mı bakacak yoksa önüne konulan bir projeye de bakacak mı? Proje bence. yok ne projesi? En çok baktıkları şey Biz çalışacakları saniye. kulübün başkanının burcu. Biz Tabii saniye. ki paraya bakacaklar. Proje falan yok ne projesi ya? Yani proje konuşabilecek bir durumda değil ki Fenerbahçe şu anda. Ne projesi ne? abi evet. paraya bakacak. Yani bir para iki takım adam da diyecek ki bir para istiyorum. 4 milyon, 5 milyon euro tamam. Bir para, iki, ödeme garantisi. İki, ya onu birinci pakette sıralayabiliriz. İki takım. Ya yani bakacak 35 yaşında Sosa var. işte Gustavo var, o var, bu var. E, Samat da zaten performans sergileyememiş. Bu sisteyi nereden buldunuz? Ozan var mı yok mu Belediye satacak mısınız? Kalede 6 ay var satabiliriz. E, stoperler hiç iyi değil. Yani 7-8 tane transfer. Kendisi zaten açıkladı. Stoper alacağız, golcü alacağız, onu alacağız. He, alacağınız oyuncular da kalite adamcı, kaliteli oyuncular isterim ben. Madem Şampiyonlu. bu seneki şeyiniz şampiyonluk, ben de yeni geliyorum. E Tabii ki ikna edemezsiniz Türkiye'yi ne karıştırıyorsunuz bu mesleği Türkiye'ye gelmek istemiyor diye. Gelmek istemiyorsa Fenerbahçe'ye gelmek istemiyordu. Getiren nasıl getiriyor? Fe, e, hocayı yabancı futbolcuyu. Yani burada biraz işin bence e, beceri noktası. Eğer bu açıklamalar gün içinde yok ben böyle bir şey demedim. Bu nereden çıkmış? şeyine dönmezse çok acı bir itiraftır. Acı bir itiraf. Alamıyorlar yani. yani. Ben hoca bulamıyorum demektir bu. Alamıyor. Buluyor ama alamıyor. Evet. Galatasaray evet. bile daha önce teknik direktör belirleyecek. Serkan bir de şöyle bir noktaya geldi ki işte Benitez yani iyi isimler. Şimdi bir, bir anda aşağı düşerseniz eyvah sizi linç ederler. Öyle sıradan bir hoca getirirseniz sizi linç ederler. Kendi taraftarınız sizi linç eder. Başkan Hani ya bizi, bize dünyaca ünlü bir hoca getirecektin. Şampiyonluklar yaşamış, kupalar kaldırmış. E şimdi onun da altına inemiyor. Ki sürpriz bir şey açıklarsa hiç şaşırmam bu saatten sonra. Ne gibi sonra. bir sürpriz? Yani öyle orta sınıf, işte genç, yabancı e, yabancı bir teknik adam. Açıklarsa hiç şaşırmam. Bize ciddi Çünkü... de bir rakibi var. Eşref Amamcıoğlu. Yani. yani. O da yabancı ile çalışacak. Kesin kararı. Çünkü er. daha, önce Eğer de, daha önce de burada söyledim eğer getireceğiniz hoca tartışmaya açık işte kariyeri kariyeriyle ilgili birçok noktalar varsa yani işte şampiyonluk yaşamamış, tamam kupa kaldırmış. O zaman direkt size dönüp diyecekler ki e hocam başkan keşke o zaman biz Emre ile devam etsek hiç olmazsa bu takım biliyor almış getirmiş hepsini. Yok. Filan filan derler. Emre yani. ile teknik direktör olarak devam edilme ihtimali bence sıfırdı ve öyle de olmalıydı zaten hiçbir mantıklı tarafı e yoktu. Hiçbir planda yapmamışlar. Sportif direktör olarak Emre Belözoğlu ile devam edilmemesi. Emre Belözoğlu'nun suçudur yalnız onu da söyleyeyim. Yönetimin suçuymuş gibi aktaramayacağım onu. Emre Belözoğlu ben Fenerbahçe Teknik Direktörü olacağım diye kendisini inanmadan, inandırmasaydı So, sportif direktör olarak kalabilirdi O yüzden e, aslında kafa kafaya verip rasyonel olanın yapmaları En başta Erol Hoca gittiğinde aşağıya inmemesi Birisiyle sezonu tamamlaması evet. gerekiyordu Ve bu sezonda rasyonel olan tıpkı en başında Aykut Hoca ile yolları ayırmamak gibi Bu sezonda rasyonel olan Emre Bölozoğlu ile sportif direktör olarak devam etmekti Aldığım bu oyuncuları gönder Kime diyeceksiniz şimdi? Emre Belözoğlu'nun aldığı oyuncuları başkasına göndereceksiniz. Nasıl bir şey yok ki bir hareket de yok ki şu an. Kimi neyi gönderecek? Hocası ya, yok takımda. Var yani. o işler şimdi ha, beni konuşturma. Şimdi, şimdi üç alay Genel kuruluna vardır. zaman. Bir dakika, sen bana bir aynı soruyu en baştaki genel soruyu sorarak zaman, gelsene. Genel kuruluna zaman. 26. Bir hafta sonra. Bir hafta sonra. Yani hoca da demek ki Temmuz'un başında belli olacak. Başkan diyor Minimum. ya. Minimum. E, işte kongrede Minimum var. Minimum mu acaba? Ya, Kongreden önce anlaşacağız diyor. Orada hayır. Kastecilerle yaptığı sohbet toplantısında ne dedi? Haziran'ın 3. Haftası, haftası dedi. Haftası, e, doğru. geçti üçüncü hafta. Benim bildiğim favorla anlaşıldı. Ona bir alternatif bir isim anlaşıldı derken. Hatta. Seçimden önce ne demedin sen demin? Seçimden önce imza bile atılabilir. Anlaşıldı. Yani protokol anlaşılır. Yani e, açıklamayacağız. Yani etik olarak doğru bulunuyor. Doğru. Ben de etik olarak doğru bulmuyorum ve son derece e, haklı. Hı hı. Yani nasıl? Bir tane rakibiniz var. Tamam. Hepimiz biliyoruz 99.99 .99 seçimi Ali Koç'un kazanacağını. Şekilmediği sürece. Tabii ki Ali Koç kazanacak. Ama etik mi ya? Daha bitmemiş bir seçim var. Yani ne olursa olsun o seçimden sonra açıklanır. Ama bence hoca belli ve anladığım kadarıyla teyit ettirdiğim bir şey değil ama anladığım kadarıyla Fenerbahçe kulübüne daha doğrusu Ali Koç'a yakın kanaat önderleri, medya mensupları diyeceğim insanların yazdığından anladığım kadarıyla da o isim favori gözüküyor. Ama bu benim yorumum. Peki böyle olmadığını düşünürsek acaba Ali Koç'un kimse Türkiye'ye gelmek istemiyor cümlesindeki isim de favori olabilir mi? Bizden? Hayır. Bir daha söyle Ali Koç ne dedi? Ee, kimse. Kimse Türkiye'ye gelmek istemiyor, çalışmak istemiyor dedi. Benim aklıma gelen ilk olasılık ne biliyor musun? Sonuçta Fenerbahçe'de önde gelen abiler, kanaat önderleri, eski futbolcular, iş adamları var ya zaman zaman Fenerbahçe futbol operasyonunda çok etkin olmayı başaran. Sanıyorum bu cümle hakikaten Ali Koç'un ağzından çıktıysa bunun en masumane amacı şu olabilir. Gerekçesi diyeyim amaç değil gerekçesi. Herhalde birileri Ali Koç'u ya boşver yabancıyı Türk teknik adamı adam alalıma ikna etti. Çünkü o zaman diyecek ki genel kurula taraftara hatta belki favra lafın gelişi söylüyorum. Diyecek ki yani kimse yani kimse gelmek istemiyor. Öyle. Da biz o yüzden Türk Teknik adam aldık. Bak. Nasıl ve kime ikna etmiş olabilirler? Bak ki? Benim aklıma gelen en masum gerekçe bu. Daha ötesi hani şey olur. Niyet okumak olur ama masum bir gerekçe olarak bu geliyor. Herhalde Fenerbahçe'nin önde gelenleri Ali Koç ve Fenerbahçe üzerinde etki sahibi insanlar ve belki de kendi yönetim kurulundan insanlar, kendi profesyonellerinden insanlar atıyorum Şenol Çorlu hoca. Yani lafın gelişi söylüyorum. Dediler ki ya yerli olması lazım, ikna ettiler belki de. Ve o da dedi ki ama ben bu kadar yabancı dedim. Ha, hiçbir yabancı gelmek istemiyor. Belki böyle gelişti süreç. Bak bu daha mantıklı biliyor musun? Yaşanan yani bize anlatılan şeydense benim bu uydurduğum senaryo daha mantıklı. Ama Bak böyle uydurdum. bir de yanına bir teknik direktör koymamız gerekmez mi o zaman yerli alternatif olarak? Ben bunu uydurdum. Az önce uydurarak bir Hı -hı. şey anlattım. Bu bile daha mantıklı diyorum. Peki şimdi üç aday var gibi görünüyor. Ne demek kimse fan olduğunu ya. E, söylüyoruz zaten. Diğer adayların da Marco Silva ile Walter Matsari olduğu söyleniyor. Şimdi bu üç Pas. teknik direktör de birbirinden e, çok Kimler, farklı teknik pardon? direktörler. Marco Silva, Lucian Far, Walter Matsari. E şey de var e, Zlatko Dalic. Ya Dalic de var. Ha, doğru. O da var. Doğru. Ben duydum onu ya. Yani aşağı inmiş işte demek ki şey yani bahsedilenden hayal edilenden aşağı inmiş e, beklentiler. E zaten Sayın Başkan da o haberdeki gibi e, Yüksek Divan üyelerine itirafta bulunmuş. Ya oralarda yani biz, dolanılıyorsa, ile e, anlaşılmadıysa Balkan ülkelerinden ve illa de illa yabancı olacaksa Sumudika'yı öneririm. Yani Balkan ülkelerinden de bir hoca getirebilirim demiş. Yani toplantıda Sumudika. Portekiz ve Almanya ifadesini kullandı Sumudika. ama daha sonra o Balkan ülkelerinden bir teknik adama dönmüş. Sumudika. Ya sonuçta bir gerçek olan bir şey var. Yani lafı evirip çevirmenin gereği yok. O kadar yani, da para almaz. Fenerbahçe istediği ve hayal ettiği teknik adamı bulamıyor şu anda. Yani, bunu başkan da zaten itiraf gelmiyorlar Gelmiyorlarmış zaten. Tamam gelmiyorlar. E gelmiyor çünkü beklenti para yani işin İlla yabancı mı olacak? Sumudika. Öyle dedi yabancı olacak dedi. Ve e, biliyorum ki dedi masraflı olacak dedi ama demek ki bayağı bir masraf çıkıyor. Yani iyi teknik adamlar zaten para isteyecek. Yani sen onları bir buçuk 2 milyon euroya getirip burada çalıştırabilir misin yani öyle üst skala şampiyonluklar yaşamış cVsinde e, Almanya'da işte Portekiz'de her neyse İspanya'da orada burada önemli şampiyonluklar yaşamış kupalar kaldırmış bir adamı Nasıl getireceksin? Ya, sen de parayı taraftarlar nasıl anlatacaklar? Şimdi taraftarlar dünden beri Sergio Ramos istiyor Fenerbahçe'ye. Yani taraftarlar Niye zaman... Niye olmasın? Eten, pepe, geldi. Bu ülkeye Pepe geldi. Niye istemesin? Tabii, tabii ki olabilir İster canım taraftar istiyor. Mesut paylaşınca. Böyleyse. Taraftar bakmaz. <laughs> evet. Kulübün imkanlarına, kasadaki paraya, harcama limiti. Taraftar umurunda olmaz. Çok normal bir şey bu ya. Taraftar. Şimdi biz seninle e, ...armoniden konuşmayız... ...biz müzik dinleyicisiyiz... ...ben bilmem... ...play tuşuna basarım... ...dinlerim şarkıyı... ...onun arkasında ne yapmış... ...o ondan besteyi mi çalmış... ...güfteyi bilmem kime mi yazmış... ...arak mı şarkı değil mi... ...ben bakmam... ...şarkıyı dinlerim... ...güzel mi değil mi... ...yoluma giderim... ...anladın mı... ...sabahları 5000 bin adım yürüyorsam... ...akşam 5000 bin adım yürüyorsam... ...müzik dinliyorsam... ...benim için... ...ilgilendiğim tek kısım... ...bu şarkı benim hoşuma gidiyor mu... Anlatabildim mi? Evet. Lütfen böyle düşünelim. Bakın bizim sektörel olarak da böyle bir tuhaf yaklaşımımız var. Sanki taraftarın çok umrunda. Umrunda yani değil taraftar. Bu, Sergio Ramos diyecek bir adam. Zlatko Dalic ismi şu an e, en önlerde. Yani açıklanırsa, Yo, Ben ismini duydum. Açıklanırsa Dedim. A, sürpriz Dedim. olmaz. Bak Tabii peki ki yansıması Kötü bir isim değil yani bence. Ama milli takım çalıştırmakla kulüp çalıştırmak aynı. Kulüp de çalıştırmış şey. ama tabii ki öyle... Fenerbahçe başkanının göre başkanının çizdiği profildeki gibi hayallerindeki gibi Fenerbahçelerin hayallerine girdiği gibi çünkü başkan söyledi. Biz çizmedik hoca profilini. Öyle bir teknik adam değil. Yani final var yanılmıyorsam. Hırvatistan mi takımını finale çıkarttı. 3 hmm. ee, evet. e, yıldır falan 3-4 yıldır orada görevi. Şu Yarım an Beşiktaş da ilgilendi sanki. Yani orada. E, Türkiye'de başka takımlarla da ismi gündeme geldi. Ama biz bunun ...kötü hoca olduğunu falan tabii ki öyle bir şey söyleyemeyiz ama... ...bugün bakıldığı zaman e, dün bile işte e, başka bir ismi... ...biraz önce saydığın isimlerden biri hemen taraftarın... E, ...refleks tepkisi vardı yani e, başkan Favra sen... Favra pek yok ya. hay Favra yok, ona yok. Silva Matsari. Silva'ydı yanılmıyorsam bir yabancı Silva'ya var. Evet yani... Ama isteyen şimdi de var. bunu bunu tabii farklı bir şey yaptınız... ...yukarı en tepeyi gösterdiniz... Şimdi aşağı inip işte Balkan ülkelerinden de bir teknik direktör olabilir. Ne yapalım? Diğerleri Türkiye'ye gelmiyor. İşte şartları çok ağır deyip bir 180 derecelik bir dönüş anladığım kadarıyla olacak yani. Bu oradan bu çıkıyor. Dalic de bu isimlerden bir tanesi olabilir. Sürpriz de olmaz yani.